Kızlık zarı muayenesi. Kızlık zarı ismini vermiş olduğumuz organ, Latince'de himen olarak da adlandırılabilir. Himen, yıllar boyunca ve tarih boyunca insanlık için bekaretin sembolü olarak tanımlanmıştır. Onun ilk geceyle beraber oluşturmuş olduğu yırtılma kanaması, daha önce cinsel hayatın yaşanmamış olduğunun ispatı kabul edilmiştir. Bu nedenle kadınların saf ve temizliğinin sembolü olarak nitelendirilmiştir. Yerleşim yeri olarak büyük dudakların hemen içerisinde küçük dudakları araladığımızda vajina girişinde izlenmektedir. Mukoz bir organdır, damarlanması yoktur. Dediğim gibi perforan travmalarla yani cinsel ilişkiyle kanamayla sonlanır. Kanama hemen altındaki himenin altındaki dokulardan oluşmaktadır. Himen muayenesi yapılır iken hastanın rahat olması, kendini gevşek bırakması önemli bir ayrıntıdır. Muayeneyi yapan hekim yırtıkları nerede olduğunu hastaya bilgilendirir ve kızlık zarının şekli konusunda da bilgi sahibi olmasını sağlayabilir. Annelor, kriptiform, septalı tarzda şekillerinden çok sayıda anatomik şeklinden bahsetmek mümkündür. Kızlık zarının kaybı bazen istemsiz şekilde oluşmuş ise kişide oldukça önemli bir psikolojik travmayı beraberinde getirmektedir. Yapılmış yaşanmışlıklardan oluşan pişmanlık kendiyle olan barışıklığını azaltmakta, bundan sonraki hayatında özgüven kaybına neden olmakta, ikili ilişkilere girmekte problem yaşamaktadır genç kızlarımız veya kadınlarımız. Bu nedenle bunun yeniden onarımı ile ilgili olarak işlemlere başvurma sayısı giderek artmaktadır. Onarımla ilgili yapılan işlemler kalıcı ve geçici olarak adlandırılabilirler. Her birinin yapılış şekli birbirinden farklıdır. Hedeflenen şey ilk gece kanamasının oluşmasını sağlamaktır. Bu işlemlerin akabinde daha rahat ve daha huzurlu bir cinsel yaşama girmeye hazırlanmaktadır kadınlar. Gönül ister ki böyle bir işlem hiç uygulanmasa. Ama bu işlemin uygulanmasıyla beraber kişinin mutluluğu ve huzuru sağlanabilecek ise o zaman kişiyle doktor arasında oluşan ikili diyaloglarla olası en uygun çözüm kişiye özel yaratılmalıdır.